Merhabalar, ben Doğuşcan. Birazdan size işe başlatma sürecinin önemli adımlarından bahsedeceğiz. Ardından çözüm ortağı olduğumuz çok değerli sevgili arkadaşımız SunExpress ekibinden konuğumuzun katılımı ile ilerleyeceğiz. Kıdemli işveren markası uzmanı Emir Aksoy, tekrardan terfisi için tebrik ediyoruz kendisini. Bizlere pre-boarding programından ve onu hayata geçirme sürecinden bahsedecek. Biz de beraber en azından ben kendim şahsen CC'lerde olduğum maillerden Emir'in mücadelesini keyifle izledim. Sonunda da çok güzel bir yere vardılar. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ardından Harmonize Product Owner'ımız sevgili Hüseyin Sezgin, PeopleWise Onboarding platformumuzu etkili işe başlatmak programı kurgulamak için nasıl kullanabileceğinizi aktarıyor olacak. Şirketimiz komple evden, tamamen ofisten ve hibrit bir şekilde çalışmaya devam etse de işe alımdan sonra en önemli odaklanmanız gereken aşaması çalışan onboarding'i olacak. Onboarding aşamasında insan kaynakları ve çalıştığı bölüm yöneticileri tarafından bazen ilgisizlik yaşanabiliyor. Süreç yanlış kurgulanabiliyor ve bu maalesef çalışanların ayrılmasına ya da ilk günde aslında iş başı yapmamasına neden oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Giden çalışan yerine yeni bir aday aramak hem vakit kaybı hem ortalamada iki maaş değerinde bir maliyeti getiriyor. Şimdi bildiğiniz üzere şu an içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürden ötürü yatırım kararları erteleniyor. İşte önce birçok yoğun bir Covid pandemi sürecinden çıktık. Tam kurtulduk derken şimdi bir de savaş ekonomisi devreye girdi ki ülkemiz fazlasıyla etkileniyor bu durumdan. Gene keza ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan ötürü işte enflasyon vesaire aslında daha çok yatırımların ertelendi. Yatırımların ertelenmesi demek işte işe alım sayılarının da azaldı. Şu an bizim 135'e yakın müşterimiz var. Biz bunu rahatlıkla da gözlemleyebiliyoruz. Şey sayılarından, gelen başvuru sayılarından, açılan pozisyon sayısından. Bu anlamda bir bekleme durumu söz konusu. Ve gene gözlemlediğimiz kadarıyla şirketlerimiz daha çok 52 çalışanlarını mutlu etmeye, oradaki çalışan deneyimini yükseltecek yatırımlar yapmaya konsantre olmuş vaziyette. Ve bu doğrultuda da Alexander'ın anlattığı gibi aslında işe alım süreçlerinde hiçbirimiz bizim yoğurdumuz ekşi demiyoruz. Herkesin bir employer branding yaklaşım var, bir çalışan değer önermesi var. Bu çalışan değer önermesi doğrultusunda adayları tabiri caizse bir yükseltiyoruz. İşte biz öyle güzel şirketiz, böyle güzel şirketiz. Buyurun gelin diyoruz. Onlar da bizim yaptığımız çalışmalardan etkilenerekten şirketimize başvuruyor. Ve şirkete başvurduktan, teklifi kabul ettikten sonra aslında gerçeklerle yüzleşmeye başladığı bir alan oluyor. O gerçekler de işte ne oluyor? Çalışan deneyimi ve çalışan deneyimi aslında ilk teklifi gönderip bu işte işe başlatma evraklarını gönderdiğimiz dakikadan işe başlayıcı güne kadar olan bütün şeyler, oradaki arkadaşlarımızın attığı mailler, telefondaki ilgili arkadaşlarımızın konuşması, bilmediği konulardaki aldığı yaldırımlar yavaş yavaş şirket hakkında bir intibasının, bir yargısının hatta ön yargılarının yargıya dönüştüğü bir süreç oluyor aslında. Peki onboarding bizim için nasıl bir etki yaratıyor? Tam verimliliğine daha hızlı ulaştırıyor yeni başlamış çalışanlarımızı. Kalma niyetini artırırken tutulma oranları da yükseltiyor ve tabii ki çalışan bağlılığını artıyor. Araştırmalarına göre aslında bu süreci kötü yaşamış, yani bu süreci içerisinde kötü bir deneyim olan adaylar sonrasından bir arkadaşının bu işverene önermesi olası değil. Şimdi etkili onboarding programı 3 temele dayalı. Birincisi özlük, ikincisi bağlılık ve üçüncüsü kültür. Admin tarafında özlük bilgileri yer alıyor. İşe giriş evrak belgelerinden saat teminine kadar çalışanın teknik ve evrak ihtiyaçlarını kapsayan süreç. Örniyorum X tarihinde arkadaşımız işe başlayacak. İşte o tarihte bilgisayarın hazır olması lazım. Bilgisayar hazır olması bu arkadaşımız remote başlayan bir arkadaşımız dolu bir sadece bilgisayarın hazır olması yetmez. Bilgisayarın da X tarihinde arkadaşımızın evine ulaşmış olması lazım. Vizyon, misyon ve şirket değerleri benimsemesi kapsamında verilen bilgiler ve yapılan oryantasyon kültürü besliyor. Aynı zamanda sonuçta teklifi kabul ettiğinden işe başlayacak kadar ki olan bir süre olduğu için o kısımda da aslında bir ön bilgi anlamında adayları ya da çalışan adaylarımızı bilgilendirebileceğimiz bir kısmı kapsıyor. Burada kültürümüz hakkında bilgi veriyoruz. Biz yeni çalışan
adaptasyon sürecini 3 bölüme ayırıyoruz. Pre-boarding, ilk iş günü ve ilk 3 ay olarak özetleyebiliriz. Pre-boarding süreci adayınızın iş teklifinizi kabul ettiği anda başlıyor. Örnek veriyorum, şu an 12 Nisan'da teklif yaptık ama adayımız 1 Mayıs'ta işe başlayacak. 12 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadarki olan kısma biz pre-boarding diyoruz. İlk çalışma gününde önce bilmesi gereken kurallar, geçmesi gereken eğitimler, işe giriş evraklarının hazırlığı yapıldığında yeni çalışan ilk güne daha motive ve bağlılığı hissederek başlıyor. Teklif'ten ilk işe gün o kadar süresi bir haftada sürebilir, birkaç ayda. O yüzden bu süreç içerisinde adayın heyecanını tutmak çok önemli ve onun için hani motiveli bir şekilde başlamasına neden olur. Müstakbel çalışanınız duruma göre bu süre içerisinde farklı şirketin daha ihbar süresini tamamlıyor olabilir ya da izinli kullanıyor olabilir, diploma almasını bekleyebilir veya çalışma izninin çıkmasını bekliyor olabilir. Diyelim ki adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konuları da aktararak iş teklifinde bulundunuz. Adayınız da teklifi kabul etti ve birlikte işbaşı yapacağı tarihi belirlediniz. İşte az önce dediğimiz gibi işte 12 Nisan'da teklifi yaptık, 1 Mayıs'ta işe başlayacak. İşe giriş için gerekli evrak listesini adaya aktardık ve bir sessizlik çöktü. Aslında o arada şirket içi yeni çalışanın gelmesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor olabilir. Ama insan kaynakları sürece odaklandıkları için bazen adaya yaşattıkları deneyimi unutabiliyorlar. Ben de insan kaynakları kökenliyim. Çalıştığım şirketlerde de sonuçta bir tane işte ya da bir tane adayın onboarding süreciyle uğraşmıyoruz. Çok farklı testlerle de uğraşabiliyoruz. İş yoğunluğu içerisinde bu adayımızın ya da çalışanımızın deneyimini göz ardı edebiliyoruz. Eğer olumlu ilk izlenim yaratmak için hala çalışanın işe başlamasını bekliyorsanız geç kalmışsınız. İlk evrak, ekipman temini ve organizasyon süreçlerine odaklanırken işbaşı henüz yapmamış çalışanların duygusal boyutta ne yaşadıklarını unutabiliyoruz. Bu iki perspektiften baktığımızda ise daha rahat anlaşabiliriz. Süreci teklifi kabul etmiş aday bakış açısıyla incelediğimizde aslında hani bazı belirsizlikleri içeren heyecanlı ve bazen de stresli dönemden geçtiğini görüyoruz. Kafasında bir sürü soru işareti var. Süreçle ilgilenmiyor. Hani benim ilk günümde bilgisayarım masamda duracak mı? Masam olacak mı vesaire? Hayır. Benim çalışma arkadaşlarım nasıl olacak? Ben anlaşabilecek miyim? Ben gerçekten doğru karar verdim mi? Sürece odaklanmak yerindeyse daha duygusal bir süreç yaşıyor. O yüzden bu sürecinde çalışan motive etmek, belki psikolojik desteği sağlamak, kurumsal hayata adapte etmek, bazen de sadece kalpten kalbe konuşmak çok önemli. Böylece bağlılık oluşuyor. Şimdi bağlı olan çalışan daha iyi performans gösterdiğini biliyoruz. İki türlü bağlılık var. Biri rasyonel, diğeri duygusal. İkisi de doğru yönetilir ise kalma isteği ve performans artıyor. Peki bu belirsizliği ve stresi minimuma indirip nasıl güzel bir işe başlatma deneyimi yaşatabiliriz? Aslında soru işaretleri ortadan kaldırarak yeni çalışan ilk günden kiminle ve hangi sorularla iletişim kurabileceğini mutlaka bilmesi gerekir ve sizden önden bu konuda bir bilgi alması gerekir. Şirketinizi tanıtabilirsiniz. İlla ki yazılı olmayan kurallar var. Şirketinizde kullandığınız belli bir terminoloji ve davranış biçimleri. Ayrıca önden şirket içerisinde katılabileceği etkinlikler, kulüpler ve gelişim programlarından haberdar olursa işe başlatma heyecanı daha da artar. Disiplin ve etik ilkeleri mutlaka paylaşmanız çok önemli. Ve tabii ki çalışma arkadaşları merak ediyor. Onların muhtemelen LinkedIn profilleri inceliyor. O yüzden sohbetlere ya da anlık mesajlaşma programlarına öncesinden dahil etmeniz kişinin daha bilinçli bir şekilde işe başlayacağından emin olabilirsiniz. Ve tabii ki hoş geldin kit. Yönümüzde değişik hoş geldin kitleri artık işveren markası iletişimin çalışmaları açısından çok büyük ve önemli rol kazandı. Her günde LinkedIn'de paylaşımları görüyoruz. Ve tabii ki yeni çalışanda öyle bir beklenti oluşuyor. Ya ben kurumsal hesaplarında çok böyle özellikle daha önceki çalıştığım şirketten ötürü çok böyle büyük bankaların stajyerin welcome kitine kurumsal hesaptan yorum yapıp orada binlerce hatta on binlerce etkileşim yarattığına çok kez tanık oldum.
Peki, İK'cılar evet çok meşgul. Biz bir de pre-boarding tama iletişimde kalacağız. Nasıl bu operasyonu yürüteceğiz demeyin. Bunun için operasyon sürecini optimize etmek için PeopleEyes gibi modern etkili süreci otomatikleştiren araçlar var. Dijital onboarding ve uzaktan işe başlatma süreçleri mutlaka duygusal bağlılığı erken çekmenizde ve motivasyonlarını ve kültüre uyumu en yüksek düzeyde tutmanızı yardımcı edebilir. Ayrıca sizin için analitik raporların hazırlanması, işe alım metriklerinin takip edilmesi ve veri depolama gibi tüm rutin işlerinizi yani operasyon yükü olarak birey olarak maillerle takip ettiğiniz süreçlerin otomatik olarak takip edilmesini sağlayacaktık. İlk seferde kusursuz işe başladığı programı tasarlamak mümkün değil. Başarılı işe başlatmanın önemli özelliği süreci boyunca aldığınız geri bildirimlerle ve deneyime yanılma yöntemleriyle ve deneyimlerinizle göre geliştirilmesi. Ki sonuçta bunların hepsi editable, güncellenebilir süreçler. Oradaki adaylarınızdan ve kendi çalışma arkadaşlarınızdan aldığınız geri bildirimler doğrusunda mükemmele ulaşana kadar süreçlerinizi güncelleyebilirsiniz. İyi bir onboarding programının sonucu motive olmuş çalışanlar, hızlı adaptasyon ve daha iyi iş sonuçları. Çözüm ortağı olduğumuz değerli SunExpress ekibimizden konuğumuzun katılımıyla ilerliyoruz. Ömür Bey bize Antalya'dan katılıyor. Hoş geldin Emre Merhabalar Ömür tekrardan. Bey. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir pre-boarding süreciniz var. Onu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama öncelikle kurumsal yapınızı bilmeyen katılımcılarımız için SunExpress'i tanıtmanızı rica edebilirim. SunExpress bir Türk-Alman havayolu şirketi. %50'si Lufthansa'nın, %50'si Türk Hava Yolları'na ait. 30 küsur yıllık bir şirket. Genel merkezde Antalya'da çünkü turizm operasyonu yapan bir şirket aslına bakarsanız. Haliyle özetle Avrupalı turistleri direkt uçuşlarla Antalya, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin Akdeniz Ege kıyılarına taşıyor diyebilirim. İnsan kaynakları yönünden yapımıza bakarsak 3500'e yakın çalışanımız var bugün. Bu çalışanlar da Antalya Genel Merkez başta olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul yani 3 operasyon yaptığımız bu 4 şehire artı Frankfurt'taki Almanya tarafındaki ofisimize bağlı olarak çalışıyorlar. Haliyle 5 ayrı şehirden yönetilen bir operasyonumuz var. İş kolu olarak da aslında bu çalışanları biz 4 ayrı birime ayırıyoruz. Bunların tabii kokpit birimi var yani uçağı uçurmaktan sonra pilotlar ve kaptan pilotlar ve yardımcı pilotlardan oluşan diyeyim daha doğrusu. İkincisi kabin memurları ekibi var. Bunlar da kabin memurları ve kabin amirlerinden oluşuyor. Üçüncüsü teknik ekip var. Hat bakım operasyonu yani uçakların sürekli uçağa elverişli tutulmasından sorumlu olan teknisyenler, uçak mühendisleri ve benzeri ekipler. Dördüncüsü de her şirkette olan aslında genel merkez pozisyonları yani ofis çalışanları biz buna yer personeli diyoruz. Haliyle takdir edersiniz ki bu dört saydığım ana kolunda farklı farklı işe alım süreçleri, farklı farklı evrak gereklilikleri, işte nitelikleri oluyor. Ana hatlarıyla aslında SunExpress'in genel yapısı bu. Birazcık daha aslında soru cevaplarla beraber hani detay olarak biz bu sistemi nasıl kullanıyoruz, bu bizim işimizi ne alanlarda kolaylaştırdı, onları da birazdan paylaşırız zaten. Farklı görevlere göre çok detaylandırmış bir süreciniz ve süreç akışınız var aslında. Eğer bir kelimeyle özetleyecek olsaydınız, SunExpress'in yeni çalışanın nasıl hissetmesini istiyorsunuz? Aslına bakarsanız şirketin bir parçası olarak hissetmeye başlamasını, daha şirkete girmeden bu hissi yaşamasını istiyoruz öncelikle. Çünkü şirkete girdikten sonra bir şekilde bizim çok şükür şanslı bir şirket. Şirketin içinde iyi bir kültürümüz var. İnsanlar mutlu çalışıyor. Hani bunu içeri giren bir insanı kolaylıkla bu kültüre adapte edebiliriz. Ancak biz istiyoruz ki işte az önce sizin de bahsettiğiniz gibi yani teklifi yaptık. Aday kabul etti. Diyelim ki 2 ay sonra iş başı yapacak. Yani o 2 aylık süreçte bu insana ne olacak? Bu insan bizi unutacak mı? Biz onu unutacak mıyız? Bunlar yaşanmasın. Ve minik minik o kişi bu işe başlamadan öncesinden daha eksi 10. gün, eksi 15. gün, eksi 5. gününden itibaren şirketi tanımaya başlasın. Kendini buraya hazırlasın. Biz de bir yandan aslında onunla ilgili yapmamız gereken işleri yapalım o sırada. Yani işte evraklarının kayıtlarını oluşturalım. Takip etmemiz gereken adımları hazırlayalım, ona verilecek eğitimler varsa onları vermeye başlayalım gibi gibi karşılıklı iki tarafında işini kolaylaştıracak bir süreç kurguladık aslına bakarsanız. Yeni gelenin çalışana ilk günün başarılı bir şekilde geçmesi için neler yapıyorsunuz?
Şöyle, aslına bakarsanız biz bu onboarding sistemi yani Harmonize'ı kullanmaya başladıktan sonra bunun içine bir de bir süredir yapalım dediğimiz bir adım ekledik. Bir buddy sistemi de kurduk. Bunu pek çok şirket zaten kullanıyor ama yani çalışandan o yeni girecek kişiden sorumlu, onun çalışacağı ekipten bir başka çalışanı görevlendiriyoruz. Ki sadece işle ilgili değil de en basitinden örnek veriyorum. Binada tuvaletin yeri nerede? Nereden çay kahve alabilirim? İşte servislere gitmek için nereden kayıt oluşturabilirim gibi. Bizim belki günlük operasyonda aklımıza gelmeyen soruları yanıtlayabileceği, her şeyi kolaylıkla sorabileceği bir insan atadık. Tabii bu body'nin atanması sistemini de tamamen biz Harmonize üzerinden kurguladık. Hatta body'ye kişiye atandıktan sonra otomatik bir bilgilendirme maili gönderiyoruz. Nasıl daha iyi bir body olabilirim diye orada maddeler halinde bunu açıklıyoruz. İşte ilk gün gidin kapıda karşılayın, işte ziyaretçi kartı alacak, strese sokmayın. Hatta mümkünse 3-4 gün öncesinden bir video görüşme yapın, sizin yüzünüzü görmüş olsun vesaire vesaire. Aslına bakarsanız yani sistemi bir yandan dijitalleştirirken bir yandan da olması gereken insan dokunuşunu da bu dijital sistemin içine entegre ettik ki daha verimli çalışsın. Çünkü ikisinin de belli açıkları olacak, hem dijitalin hem insan hatalarının. Bu ikisini birbiriyle harmanlayarak daha minimum açık vermeye gayret ediyoruz. Harika. Emir Bey, bir soru geldi Zehra Hanım'dan. Body'yi nasıl Body'yi nasıl seçiyorsunuz diye. seçiyorsun? Evet. Şöyle, burada da şöyle bir sistem yaptık. Tüm departman müdürlerine biz bu sisteme, böyle bir sisteme geçiyoruz. Bunun içinde bir body sistemi de oturtacağız diye bir bilgilendirme maili attık. Rica ettik departmanınızın özellikle dışa dönük, sosyal yönü kuvvetli, iletişim kurmayı seven, yeni insanlarla tanışmayı seven insanlarından bize ikişer üçer kişi önerin. Biz bir asil bir yedek body listesi yapalım her departmana göre. O departmana bir kişi girerken o kişiyi sisteme ekleyen insan kaynakları çalışanımız body listesini açtığı zaman o departmanın body'lerini de görsün. Kim o tarihte şirkette olacaksa veya işte online olarak iş başında olacaksa onu atasın şeklinde bir yönlendirme yaptık. Yani orada eski usul bir aslında şey kurduk. Kişi listesi oluşturduk diyebilirim. Nasıl bir süreçten geçiyor aday? Şimdi şöyle başlayabiliriz. Aslında siz de az önce anlattınız. Adaya teklifi yapıyoruz. Eğer aday teklifi kabul ederse bir başlangıç tarihi belirleniyor iki tarafa uygun karşılıklı olarak. Bizim amacımız da bu başlangıç tarihinin yarın veya önümüzdeki hafta olmaması, olabildiğince arada böyle bize bu kişiye gerekli bilgileri verecek, gerekli adımları atlayacak bir 2 haftalık aşağı yukarı bir boşluk olmasını hayal ediyoruz. Çünkü biz adaya sisteme ekledikten sonra sistemde şöyle bir kurgu yaptık. Adayın diyelim ki işte 20 gün sonra işe başlayacak. Eksi 17. gününden bir profil oluşturma görevi gönderiyoruz. Basic işte telefon bilgisi, mail adresi vesaireyi giriyor aday. Akabinde onun ardından bu kalan işte eksi 15, eksi 14, eksi 13 peyderpey hemen hemen her güne dağıtmaya gayret ettik. Hafta sonlarına gelmeyecek şekilde ve iş başlarını genelde pazartesi yapıyoruz diye düşünerek böyle bir kurgu yaptık. Onun içine de şunları böldük. Birincisi bir oryantasyonumuz vardı. Eskiden bunu fiziksel olarak belli aralıklarla şirkete giren, yeni giren kişileri toplar, sunum halinde biz yapardık insan kaynakları çalışanları olarak. Hatta son bir senedir tamamen ben yapardım. Bunu parçalara ayırarak sistemin içine entegre ettik. Kişi haliyle işte eksi 14. günde oryantasyonun mesela şirket tarihçesi kısmını görüyor. İşte eksi 12. günde misyon, vizyon kısmını görüyor. Eksi 10. günde filo büyüklüğünü ve işte yıllar içinde geçirdiğimiz evrimleri görüyor vesaire vesaire. Ayrıca bu oryantasyonun dışında da tabii ki haklar, işte ne bileyim, sigorta ve benzeri, yani kişinin öğrenmesi gereken bu süreçte işiyle ilgili, kurallarla ilgili başka şeyleri de serpiştirdik. Bunun yanı sıra mesela genel müdürümüzden, CEO'muzdan bir hoş geldin videosu isteyip onu da araya sıkıştırdık böyle. İşte duydum ki aramıza katılmak üzereymişsin, seni burada görmek çok hoş gibisinden böyle minicik 10 saniyelik bir video ama aldığımız yorumlardan da anladığımız kadarıyla insanları çok özel hissettiriyor aslında bu tip ufak tefek dokunuşlar. Haliyle bu süreç boyunca hem kişiye peyderpey adımlar atıyoruz ve kişi bunları tamamlıyor. Tabii ki sadece bir bilgi verme, tek taraflı bir iletişim değil, kişiden de aslında özlük dosyalarını istiyoruz. Mesela işte işe girişte istediğimiz belgeler var, bir yaklaşık 20 kalemlik bir listemiz var. Bunların tamamını online olarak yükleyebileceği, işte eğer E-Devlet'ten indiriyorsa, eğer böyle taratması gerekiyorsa telefonla fotoğrafını çekerek bile bize gönderebileceği bir sistem kurguladık.
Ardından bilgi girişi sistemi kurguladık ki bunların kontrolünü karşılıklı olarak biz yapabilelim arka planda. Bundan sonra da kişinin işte şirket içinde kullandığımız diğer programlarda kaydını oluşturacak adımları oluşturduk. Bir yandan kişiden bunları isterken arka planda da diğer departmanları sürekli olarak şey bilgilendirmesini yapıyoruz. Şu tarihte şu kişi şu şehirde şu görevde işbaşı yapacak. İşte örnek veriyorum, IT departmanına diyoruz ki ilgili ekipmanın hazırlanmasını sağlayın. Örnek veriyorum, idari işlere diyoruz ki işte masasının ve masa ile ilgili demirbaşının hazırlanmasını sağlayın. Sağlık birimine diyoruz ki işbaşı muayenesinin yapılmasını sağlayın vesaire. Haliyle tüm aslında yeni giren kişinin işbaşı yapması her kimi ilgilendiriyorsa şirkette onların tamamını bundan haberdar edip hatta haberdar etmekle kalmayıp şunu 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 yapmayı atlamayın gibi bir bilgilendirme hatırlatma notları kurguladık sistem içerisinde. Aday da bir yandan hazırlanıyor. Biz de şirket olarak bir yandan adayın gelişine hazırlanıyoruz. Ve neticede şirkete geldiği gün onu kapıda karşılayacak bir buddy'si oluyor. Getiriyor, ekip arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Bir yandan sistem ilk hafta boyunca aslında minik minik hala artçı görevler atamaya devam ediyor. Bunlar nedir? Mesela diğer departmanların bizden her çalışanın bilmesini istediği bazı bilgilendirmeler. Bunun içinde etik komitesinin bilgilendirme metni de var. İş sağlığı güvenliği ekibinin bilgilendirme metni de var. Şirket içindeki gönüllü topluluklarımızdan bazıları biz gönüllü yeni girenleri gönüllü olarak ekibimize katmak istiyoruz. Bizim bir tanıtım yazımıza ekleyelim demişlerdi mesela. Onları ekledik vesaire. İlk hafta da veya işte özel sağlık sigortası başvurusu adımı ekledik. Opsiyonel çünkü bu kişi isterse gerekli belgeleri indirip doğrudan sigorta şirketine mail atarak iletişime geçebiliyor. Keza bizim zorunlu yaptığımız yine bir grup kaza sigortası var. Otomatik olarak kişinin girdiğinin ikinci gününde sigorta şirketine bu kişi girdi, bunun sigortasını başlatın bildirimi gönderiyoruz. Haliyle içeriden dışarıdan kim varsa aslında bizim beraber iş yaptığımız onların hepsini biz bir şekilde sistemin içine entegre edip oradan mesaj alır hale getirdik. En sonunda da ilk haftası bittiğinde kişi cuma günü, beşinci günü oluyor aşağı yukarı. Orada ona bir şey otomatik sistem değerlendirmesi e-postası gönderiyoruz. Ben oraya bir yaklaşık 10 soruluk bir anket oluşturdum. 0'dan 9'a kadar puan verebileceği. Az önce Doğuşcan Bey'in de söylediği aslında kendi kendimize yaptığımız şeyi değerlendirebileceğimiz ve onu iyileştirebileceğimiz sorular sordum. İşte örnek veriyorum, oryantasyonumuzu beğendiniz mi? İşte ne bileyim, işbaşı belgeleri yükleme görevi kolay ve anlaşılır mıydı? Genel olarak kullandığımız bu işte PeopleEyes'in uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz ve benzeri gibi bir puanlandırma sistemi yaptık ki burada da çok kolay bir şekilde hatalı bir şey varsa aldığı düşük puandan hemen görüp o kişiye hatta kimin o puanı verdiğini de ben görüyorum. Kendime bir bildirim koydum. Anketi çözen herkes sonucu benim önüme düşünüyor ve ben teker teker inceliyorum. Anında hem kişiye ulaşıyorum. Kişi diyor ki biz bu anketi hani doldurduk ama böyle bir gerçekten birinin bunu okuduğunu düşünmüyorduk diyor. Öncelikle o açıdan bir kere daha insanları kazanmış oluyoruz. Olumlu veya olumsuz yorum yapan herkesi. Bir ikincisi de örnek veriyorum, masa hazır mıydı sorusuna 9 üzerinden 5 puan vermiş. Ne vardı eksik, ne gibi problem vardı? O telefonu kapattıktan sonra da idari işleri arıyoruz. Bakın böyle böyle bir sıkıntı olmuş. Bu neden oldu? Bunu nasıl aşabiliriz gibisinden. Haliyle ilk günden bugüne kadar aslında sistemi de çok çok daha iyileştirmemize sebep oluyor bu anket yapısı da. İnsan kaynaklarının bildiğiniz gibi çok fazla gerçekten bir arşiv, kağıt, depolama alanı, gelip giden belge yükü var. Sürekli bir fotokopi makinesi çalışır, kağıt öğütücü çalışır. Bunları biz son 2 senede sıfıra yaklaştırdık. Yani sadece bu Harmonize'de değil, diğer süreçlerimizde de elimizden geldiğince yavaşlattık. Ama Harmonize bunda gerçekten %50'den %60'tan fazla pay sahibi olmuştur diyebilirim. Bu arada şeyi de belki bir kısaca bahsetmekte fayda var. Biz şu an işte sizin de dediğiniz gibi 10 ayrı senaryo kullanıyoruz. Bunu aslında 4 ana az önce saydığım kabin, kokpit, teknik ve ofis yani yer personeline bölerek yaptık. Sonra da bunların farklı dil varyasyonlarını yaptık. Bir de Frankfurt ofisimiz olduğu için ve oranın iş kanunları ve genel kanunları farklı olduğu için oraya ayrı özel bir senaryo yaptık ama bu şey korkutmasın yani her kişiye ayrı bir senaryo yapmak değil. Biz olabildiğince basit tutalım ki hataları da minimize edelim diye uğraştık. Çünkü tabii ki 40-50 senaryo da yapabilirdik ama bu sefer sisteme yeni kişiyi ekleyen kişinin de hata yapma riski artacak. Biz olabildiğince minimal tuttuk. Ana senaryo iskeletleri de bu 10 senaryoda birbirine çok benziyor. Sadece ufak tefek işte istenilen belgelerde değişiklik olabilir. İşte ne bileyim kabin memurları örnek veriyorum 20 kişilik sınıflar ekipler halinde başlıyor. Haliyle onlara buddy sistemi kurmadık mesela. Çünkü zaten bir sınıf devre olarak başlıyorlar gibi gibi. Pozisyon özelinde detaylandırmalar yaptık.
O sebeple hani 10 şey düşüneceğim mi diye bu sistemi kurgulayacak arkadaşlar paniklemesinler. Aslında ana bir tane iyi bir senaryo kurduktan sonra, onun üstünde birkaç test yaptıktan sonra başka kimde, başka ne gibi senaryolar, ne gibi örnekler yaşayacağımı düşünerek veya yaşayarak bunu çözebilirler. Biz de hala yaşadıkça yeni yeni senaryolar üretmeye devam ediyoruz aslına bakarsanız. Yaşayan bir süreç, sürekli kendi kendini geliştiren bir senaryo var değil mi? Kesinlikle. Zehra Hanım süresini sordu. Ne kadar sürüyor tasarım Valla ne kadar heyecanlı bir kişi olduğuna bağlı işi yapacak kişinin aşaması? tamamen. Şöyle diyebilirim, biz bu işi aslında biraz şansımız, yani yaver gitti demeyeceğim ama salgın dönemi bir anda, salgın dönemi başladı biz bu işe girişelim dediğimizde ve tüm aslında işe alım operasyonu durdu, uçuş operasyonu durdu, uçaklar yere indirildi, hava sahaları kapatıldı vesaire. Hepimiz eve gittik, ben de kimsenin yapacak işi yoktu elinde. Haliyle biz bir anda hani normalde bu kadar adanmış olarak vakit ayıramadığımız neler var, onları listeleyip onları eritelim. Dünya normale döndüğünde hazır olarak tekrar karşısına çıkalım dünyanın diye düşünmüştük. O sebeple biraz biz bu salgını bu tip açılardan avantaja çevirdik kendimiz için. Ben de hakikaten kilitlenip bir ay gibi bir sürede ana hatlarıyla ana senaryoları kurup, ama bu bir ayın ciddi bir kısmında tamamen bu işi düşünerek, mantığın önce sistemi tabii ki kurcalayarak, şu tuş şu işe yarıyormuş, bunu yapınca böyle oluyormuş diye böyle kendi kendime minik deneyler yaparak, kendime sürekli kişisel mailimden test hesapları oluşturarak sistemin mantığını anlayıp, ardından da mantığı anladıktan sonra bizim işe alım mantığını anlayıp bu ikisini üst üste oturttum. Ve dediğim gibi yani aslında birincisi benim naçizane önemli şey olabilir. Yani ne kadar kurulum aşamasında tek bir kişiye bu görev verirseniz, adanmış veya yani dağılmadan yapabilecek bir kişiye, o kadar kaliteli bir sonuç alırsınız. Çünkü 2-3 ayrı kişi baktıkça işe farklı farklı yanları ve farklı farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Ama bir kişi baştan sona böyle bir kafasında mantık oturtabilirse o çok daha hızlı ilerletir diye düşünüyorum ben süreci. Tabii ki bu süreçte o kişiye ilgili ekiplerin tamamında şeffaf bir şekilde destek olması lazım ki o kişi tüm sürece hakim olabilsin, şirketin diğer birimlerinin gözünden de süreci görebilsin. Bunun sonucunda da dediğim gibi en son aşamada da bence bol bol test yapmak. Yani ben hala her yeni senaryo oluşturduğumda hem kendim hem ilgili birimlerden başka arkadaşlardan bir tur daha bu denemeyi yapmalarını rica ediyorum. Ben kendim de yapıyorum. Böylelikle en basitten kelime hatalarını bile insan ilk fırsatta yazarken belki gözünden kaçıyor ama ikinci seferde kullanıcı olarak girdiğinizde fark edip hızlı hızlı düzeltebiliyorsunuz. Emir aslında çok güzel bir yere değindi adanmışlıkla alakalı. Bazı örneklerde de aslında çok daha büyük kompleks yapılar olabiliyor. Günün sonunda bu sadece ilgili insan kaynakları biriminin değil, ilgili IT biriminin de belli bir manuel iş yükünü azaltan bir sistem. Bazı büyük müşterilerimiz de proje ekipleri kuruyorlar. Nasıl Emir'in tek başına adanmışlığı varsa bazen de hiçbir paydaşının değişmediği proje grupları oluyor. Mesela bizim bazı mesela Kalonik örneğini vereceğim. 7 tane şirketi aynı anda geçirdiler. 7 şirketten birer tane proje sorumlusu ve biz bunlarla neredeyse 3 ile 6 ay arasında devamlı toplantı yaptık, fikir alışverişi yaptık. Çünkü bu özellikle bizim onboarding süreçlerimizdeki esas mesai Emir'in de dediği gibi masa başında evde yapılan testler, denemeler esas mesaiyi orada alıyorsunuz. Çünkü bir kere kurduktan sonra tek yaptığınız ilgili adayı ilgili senaryo taşımak oluyor. Sonra zaten bir şey yapmıyor. Her şey otomatik ilerliyor devamında. Aslında bir de o kısımda şundan da bahsedebilirim. Sistemi her kim veya kimler kuracaksa bu sistemi kimlerin kullanacağını da düşünüp onları bilgilendirme kısmını da düzgün yapmak lazım. Örnek veriyorum, işte ben kurdum ama ben işe alım yapan bir insan değilim. Bizim BP ekibimiz var, onlar işe alım yapıyorlar. Ben BP arkadaşlarla birkaç etap toplantı organize ettim. Bakın bu sistemi şöyle kullanıyoruz, yeni adayı böyle eklersiniz, size şu soruları soracağız, bu sorulara şu kısaltmalarla yanıt verelim gibisinden detaylı bir şekilde açıklıyorum. Hatta hala bir soruları olduğu zaman bana soruyorlar, beraber açıp bakıyoruz. Ben bilemezsem işte Buket'ten veya sizin ekipten başka birilerinden yardım istiyoruz, bunu nasıl yapacağız şeklinde. Dediğim gibi hep böyle biz ne kadar basit kurarsak o kadar az hata yaparız mantığıyla ilerledik. Sistemi şeyini de bilip yani mantığını anladıktan sonra çok da yüklenip abartılı da o sistemin veremeyeceği şeyleri de beklememek lazım açıkçası. Bunu da biraz farkında olarak gitmek lazım. Bu sonuçta dünyanın işleyiş formülünü bulacak bir yazılım değil. Bu insanların işte belli tarihte girecekleri işe
ön hazırlık yapmalarını sağlayan ve akabinde belki işe girdikten sonra da bir süre daha bir iletişim kurmalarını sağlayan bir süreç. Bunu doğru anlayıp doğru beklentiyle yaklaştığınız zaman ben her şirketten ortalama zeka seviyesinde bir insanın bir ay vakit ayırarak çok iyi senaryolar kurabileceğine inanıyorum BeePlay üzerinden. Fatma Hanım'ın güzel bir sorusu var Emir, okuyabiliyorsan. Evet, tamamen uzaktan çalıştığınız bir pozisyonda iş sözleşmelerini, imzalatma sürecini nasıl yönettiniz? Şimdi şöyle biz burada tabii bizim şöyle bir istisnamız var. Tamamen uzaktan çalıştığımız pozisyon hemen hemen yok bizim şirkette. Yani olanlarda bile haftanın belli günleri ofise gelmelerini bekliyoruz. Haliyle bizim her 4, her 5 şehrimizde yani Frankfurt'u da dahil edersek bir İK ekibimiz var. O ilgili şehirlerdeki çalışanların da en azından bu imza işleri için bir seferlikte olsa o ofislere gitmelerini rica ettik. İşte belge tamamlamaları etmeleri için. Tam olarak %100 uzaktan yönettik diyemem. Ama burada da yani başka mesela bir belge olsa karşımızda bu durumda nasıl yaparız diye düşünüyorum. Bir şey imzalıp belki fotoğrafını çekip göndermesini falan bile rica edebiliriz. O şekilde aşardık diye düşünüyorum mantıken. Hüseyin, belki bu aşamada sen devreye girmek istersen. Çünkü evet. Sana ekspeksiyon olmasa bile birçok müşterimiz aslında spesifik olarak aynen bu öyle. Sorun demeyinde bu durumu yaşıyor ve bunların farklı farklı çözümleri var. Belki sen bilgilendirmek istersin. Evet, yani günümüzde tabii %100 uzaktan pozisyonlar da gündeme geldi. Bu şekilde yürütülen pozisyonlar oluyor bazen. Bunları da zaten hani birazdan anlatacağız çok kısa. Hani bu pre-boarding'deki en önemli adımlardan bir tanesi belgeyi toplamak. Zaten online olarak belgeyi toplayıp PeepLive üzerinden o belgelerin kontrolünü sağlıyoruz. Belgenin kontrolü sağlandıktan sonra, onay verildikten sonra bazı işte uzaktan yürütülen pozisyonlar için şirketin ana adresine kargolattırılabiliyor. Tabii firmadan firmaya değişiyor. İşte hani bir gün de olsa ofise gelsin, görsün, hani ofisteki ortamı yaşasın deyip elden teslim alan firmalar da var. Kargoyla hani farklı şehirde kişi ikamet ediyor olabilir. Bu gibi durumlarda kargoyla alınabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz zaten hani kargo bilgilerini vermek, o belge onaylamak vesaire sistem üzerinde oldukça kolay kurgulanabiliyor. Belki biz şeye söyleyebiliriz işte terzi kendi söküğünü nasıl dikiyor diye. Bizde bir kargo numarasıyla bize bir SMS geliyor. İşte X kargoya verdik sizin sözleşmenizi. Evet. Lütfen imzalayıp şu kod numarasıyla bize geri gönderir misiniz diye ilgili EK biriminden bize bir sistemin attığı bir SMS geliyor. Biz de gelen kargodaki şeyi açıp imzalayıp tekrar aynı poşete koyup gelen kargo şirketine teslim ediyoruz o kargo numarasıyla ve böylece imzalanmış sözleşme biz normalde bizim Gebze ofiste logo yazalım. Gebze'ye gitmeden şeyi çözmüştük. Yani biz öyle diktik kendimize kendi söküğümüzü. Evet, doğru. Benim bir de belki çok ufak bir ekleme daha yapmak isterim. Şimdi aklıma gelmişken insanlar yaşayabilir çünkü bu sorunu. Böyle bir sisteme geçecekseniz şirkette işte bunun satın alması yapıldıysa, böyle bir niyet kesinleştiyse diyeyim. Bunun iletişimini daha başlamadan önce yani yapmanın faydası olduğuna inanıyorum iç iletişim kanallarınızdan. Yani biz bu süreci dijitalleştiriyoruz artık şöyle olacak böyle olacak gibi. Çünkü sonrasında özellikle biz şeyi sıkıntılarını çok yaşadık. IT ile de bunu çözmeye gayret ettik ama şimdi IT bize sürekli olarak sistem güvenliği, siber güvenlik önlemleriyle ilgili örnek mailler gönderiyor. İşte phishing avları yapıyor, benzeri avlar yapıyor. Ve diyor ki mesela SunExpress uzantılı olmayan bir mail adresini açmayın, tıklamayın, doğrudan spam işaretleyin. Halbuki bize PeepLive uzantılı bir mail adresinden SunExpress adına yani adeta kurgulanmış bir phishing gibi tonlarca mail düşüyor şirket içinde insanlara şu an. Ve bir ton insan bunu otomatikman spam olarak işaretlemiş bulundu aslında bakarsanız. Haliyle bunun bilgilendirmesini özellikle IT departmanı başta olmak üzere ilgili çalışanlarına da yaparsanız önden, onlar önlerine böyle bir şey otomasyon düştüğü zaman evet bu bizim yeni sistem, yeni dijital onboarding sistemi vesaire diye bir bilgiye ulaşmış olur. Sonradan çok daha zor çözümü olacak bir problemi yaşamadan böylelikle ortadan kaldırmış olursunuz. Evet, oldukça böyle küçük görünen ama aslında çok büyüyebilen bir şeye değindiniz. Daha dün böyle bir şey yaşadık. Bir firmanın yani iki ismi var gibi. İkisi normalde bileşik yazılıyormuş. Örneklerden bir tanesi de aslında onların hani ayrı yazıldığı versiyonu bakın phishing olabilir diye şey yapmışlar. Bizde PeepLive üzerinde ayrı yazılmış yani o şekilde denk gelmiş. Ve bayağı bir sıkıntıya sebep olmuş içeride. Hani sadece onu birleştirdik ve hani sorun çözüldü ama aslında şey gerçekten ufak da olsa büyük şeylere yol açabiliyor. Bir ek olarak da
Notifiedpeoplewise.com'dan geliyor mailler, evet, ama bizim bir SMTP şeyimiz de var, modülümüz de var. Yani SMTP tanımlayıp sunexpress.com uzantılı bir adresten gelmesini veya hangi adresten gelmesini istemiyorsa o şekilde sağlayabiliyoruz. Öyle bir ek özelliğimiz de var. Bazı adaylar teklifi kabul ettikleri halde işbaşı yapmıyor veya kısa süre içerisinde ayrılıyor. Siz de bu onboarding ve preboarding programı hayata geçirdikten sonra turnover'a etkisini gördünüz mü? Şöyle aslında biz de bu sistemi kurduktan sonra teklif yaptığımız adaylardan belki bir kişi falan, yani ki bu süreçte 300'e yakın kişiyi bu sistem üzerinden almışızdır işe diye düşünüyorum son bir senede aşağı yukarı. Bunların içinde belki bir kişi de böyle bir vazgeçme durumu yaşadık. O da bir sağlık problemi sebebiyleydi. Haliyle yani genel olarak bundan öncesindeki turnover rakamları tam olarak neydi diye düşündüğüm zaman bizim zaten bayağı düşüktü. Özellikle iş başından önceki turnoverlarımız bayağı bayağı düşüktü. Ama bunun da ben çok olumlu etki yaratacağını düşünüyorum. Yarattığına da inanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok daha böyle sürdürülebilir, çok daha kolay kişinin aslında cep telefonundan, elinden, yani kişinin kendine ulaştığımız, bize onun ulaşmasına gerek kalmadan bizim onun önüne sürekli bildirimlerle, maillerle düşebildiğimiz bir sistem. Haliyle bence insanlara da ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor ki Zehra Hanım da demiş mobil uygulaması var mı demiş. Mobil uygulama değil ama cep telefonunun aslında, yani tarayıcılarımız üstünden kolaylıkla cep telefonundan da kullanılabiliyor. Peki şu anda katılımcılarımızın çoğu şu anda tasarım aşamasında olduklarını öğrendik. Onlara ne tavsiye edebilirsiniz? Bu süreci nasıl kurgulasınlar? Neyle başlamalılar? Aslında şöyle, biz en çok herhalde bizim özlük tarafıyla, yani insan kaynaklarının operasyon ekibiyle bu süreci kurgularken ciddi toplantılar yaptık. İşe alım ekibiyle de yaptık ve hala da her ikisiyle aslında ana partnerlerimiz içeride bu İki ekip. Ben harici bir kişi olarak, yani ben aslında özlük operasyonu da yürütmüyordum, işe alım da yapmıyordum. Ama bu iş bana atandı. Haliyle o ikisinin de süreçlerinde biz tam olarak ne yapıyoruz'u önce doğru anlamak çok çok önemli. Yani kendi şemalarını işe alımda hangi adımları takip ediyorlar, ne olmazsa olmaz. Kişiden ne bekliyorlar, şirket yeni giren kişiyle ilgili ne işlemler yapıyor. Bunların hangileri kanuni zorunluluklar, hangisi böyle güzellik, hoşluk veya işte o kişinin etkileşimini arttırmak için yapılan şeyler. Bunları çok iyi tespit etmek lazım. Ardından da bir timeline oluşturup, bir zaman çizelgesi oluşturup bunu o çizelgenin içine aslında doğru şekilde dağıtmakla bence ideal bir sistem kurulabilir. Zaten aslında sizin Harmonize sisteminin de ana mantığı bir zaman çizelgesi veriyor. Yani bir deadline var, başlangıç tarihi var. Ondan öncesi ve sonrası üzerine kurulabiliyor sistem. Haliyle bu mantıkta bakarlarsa çok kolay bir şekilde kendi senaryolarını da kurabilirler diye düşünüyorum. Harika, çok teşekkür ederiz. Çok önemli içgörüler paylaştınız bizimle. Çok keyifli bir süreciniz var. Bence kesinlikle örnek alınması gereken, çok detaylı, farklı dilde olan, değil mi? Ve hani çok farklı görevlere kapsayan. Teşekkür ederim. Eminim katılımcılarımızın çok faydalı oldu. Rica ederim. Akla takılan herhangi bir şey varsa onları da yanıtlamak isterim seve seve. Şimdi Harmonize ürün yöneticimiz Hüseyin Sezgin platformla ilgili merak ettikleriniz soruları yanıtlayacak. Çok kısa ekranı gösterip biraz bir paylaşıp ondan sonra sorularınızı almayı planlıyorum. Şimdi aslında her zaman bu şekilde olmuyor tabii. Yani Emir Bey o kadar güzel özetledi ki süreci. Hatta şey diye düşündüm, yani hani acaba bazı gittiğim toplantıları Emir Bey'i yanında götürsem. O kadar hani böyle benim normalde firmalara söylediğim bazı şeyler, işte süreçten sorumlu mutlaka bir kişi olsun gibi ya da işte tasarlamadan önce bütün paydaşlara en azından bilgilendirelim gibi önemli noktaların hepsine değindi zaten. Ben ekranlar üzerinden biraz sadece bahsetmek istiyorum. Hani normalde preboarding'de ne yapıyoruz? Adım adım aslında bunları PeopleWise'da hani nasıl kurgularız noktasında şunu söylememiz lazım. Malum herkesin aslında sektörü farklı, şartları farklı. İşte Emir Beylerin çok farklı lokasyonlarda bulunması, işte farklı dillerde olması gibi bazı noktaları vardı. İşte farklı lokasyonlarda fabrikalar olanlar olabiliyor. Holding olup alt firma olanlar olabiliyor. Kale Holding'de değindiğimiz gibi. Bunun önceki webinarlarda değindiğimiz gibi çok farklı lokasyonlarda bayileri olanlar olabiliyor. Gibi gibi herkesin aslında farklı bir
noktası var ve bu noktada aslında Peoplewise olarak biz olabilen en esnek ürünü sunmaya çalıştık çoğunlukla. Dolayısıyla hani bunu tasarlama aşamasında tek bir doğru, tek bir yanlışla ilerlemiyoruz. Hatta şeyle başlıyoruz yani hani siz normalde bu süreci nasıl yürütüyorsunuz veya yürütmek istiyorsunuz? Mail ile, telefonla, işte İK'da işe alım uzmanı mı yürütüyor preboarding tarafını? HRBP mi yürütüyor? Özlük işleri nerede devreye giriyor vesaire? Bunların sorularıyla aslında sürece başlıyoruz. Dolayısıyla hani Peoplewise'da tek böyle hani en olabilecek ideal mükemmel bir akıştan ziyade biz size sistemin yapabildiklerini gösterip sizle birlikte o tasarım yükünde de hani belli noktada biz know-how paylaşarak ilerliyoruz. Önce buradan bir giriş yapayım. Bizim hani örnek olabilecek şeylerden oluşturduğumuz bir tane örnek bir senaryodan bir bahsedeyim biraz. Şimdi zamanlamaya bağlı gidiyor her şey. Zaten hani bununla çokça da değindik. Buradaki görmüş olduğumuz -15 hani kişinin ne kadar gün önce bizden bir mesaj alacağını, hani ilk mesaj aslında bu. 15 gün kala yani işe başlamasından aşağı yukarı 2 hafta 15 gün kala bir aramıza hoş geldin diyoruz. Bu örnek senaryoda bu şekilde. Bazı firmalar bunu bir ay kala yapıyor. Bazı firmalar işte bir hafta kala yapıyor. Yani ortalaması aşağı yukarı 2 hafta diyebiliriz. Burada verdiğimiz mesajlar, verdiğimiz içerikler tamamen kişiye özel şekilde kullanabiliyor. Hani burada mesela merhaba Hüseyin, Peoplewise ailesine hoş geldin gibi bir mesaj verebiliyoruz. Üst tarafta Peoplewise'in renklerini içeren bir banner koyuyoruz. Bu sürekli aslında her verdiğimiz içerikte burada yer alıyor. Farklı bildirimler ekleyebiliyoruz. Şimdi birazdan ona değineceğim. Daha mantıklı örnekler vererek değineceğim. Burada hani hoş geldin tarafında birçok firmanın bir videosu olabiliyor. Videoyu direkt buraya koyup içeride oynatabiliyoruz. Buraya eklediğimiz metinlerin dışında bazı PDF belgeler paylaşabiliyoruz kişiyle. Veya hani hoş geldinin devamında bir sonraki adım olarak belki işte şirket CEO'sundan, HR direktöründen bir mesaj paylaşabiliyoruz. Hemen bir sonrasında aslında da bir gün sonrasında mesela işe giriş evraklarıyla bir giriş yapıyoruz. Asıl görevlere giriş yapıyoruz. Burada aslında gereken tüm evrakları bir liste olarak göndermek için ek dosya alanımız var. Buraya evrak listesini PDF olarak koyabiliyoruz. Veya bildirimler içerisinde bunu bir atanma tarihinde yani o görevin gittiği tarihte bir bildirim içerisinde, mailin içerisinde bir PDF olarak da koyabilirdik. Bir şey şekilde araya giriyorum. Dilek Hanım'ın güzel bir sorusu var. Burada mailde kendi görselimizi, mail header'ımızı eklemek mümkün mü diye sormuş. Tabii. Bu alan aslında mail değil, Peoplewise içerisindeki alan. Ama bu alanla %90 benzerlik gösteren mail alanımıza da aynı şekilde HTML tasarım yapıp hem kendi header'ınızı, görselinizi hem de şu aşağı kısımda şeyler de ekleyebiliyoruz. İşte sosyal medya adresleri, şirketin web sitesi gibi. Bu alan hani şey gibi düşünebilirsiniz. Bir HTML mail normalde gönderirken, bir tanıtım maili gönderirken neler yapabiliyorsanız buraya da aynılarının hepsini yapabiliyoruz aslında. Hani görseller çok büyük olmamak şartıyla her türlü banner buraya eklenebiliyor. Devam ediyorum ben. Süremiz de aslında çok aşmak da istemediğim için hani maddelerden biraz daha bahsedip ilerleyeceğim. Bu evrak listesinde verdiğimiz evrakların her birini aslında buradan ayrı ayrı alabiliyoruz. Bunun faydası nedir bize? Bu aldığımız evrakların kontrolünü farklı farklı yerlere yapabiliyoruz. Tabii sağlık evraklarının paylaşılması sürekli tartışılan bir konu. Birçok firma bunu tercih etmiyor. Biz örnekte koymuşuz ama sağlık evrakları genellikle doktor üzerinden hallediliyor. İş yeri doktoru, hekimi üzerinden hallediliyor. Aldığımız evrakları veya iş yeri hekimini direkt onboard iş hekimine yönlendirebiliyoruz. Geri kalan tüm evrakları buradan her birini birer belge olarak toplayıp sonrasında bu evrakları kontrol etmek üzere hem HRBP'ye hem de özlük ekibine bu evrakların her birini birer link olarak veya tek bir link üzerinden eğer özlük işlerin sisteme erişimi olacaksa tek bir link üzerinden buradan tüm belgeleri kontrol edebilirsiniz gibi belgeleri kontrol edebileceği linkler verebiliyoruz. Sonrasında da şey sorabiliyoruz özlük işlerine. Hani bu belgeler bunlardır, belgeler yeterli midir, işe giriş süreci tamamlandı mı gibi bir alt görevli evet hayır şeklinde özlük işlerinden belgeleri onaylamasını isteyebiliyoruz. Şunu da eklemek lazım. Belgenin herhangi bir tanesinde bir hata olması, eksik olması durumunda sistem üzerinden çok rahat bir şekilde o eksik olan belgeyi tekrar o kişiden doldurmasını da isteyebiliyoruz. O kişiye özel bir halde.
Profilden bahsetmişti aslında Emir. Profil kısmında kişinin bilgilerini isteyebileceğimiz bir yapımız var burada. Sadece profile özel bir şekilde. Kişinin işte sosyal medya adreslerini verebileceği bir alan var. Kendi ile alakalı tanıtmak istediği bir şeyler varsa videoya çekebileceği, yazı yazabileceği alanlar var. Daha sonra bu tanıtımları da kendi ekibine veya tüm şirkete paylaşabiliyoruz sistem üzerinden. Yine body süreci vardı. Kişinin bilgilerini aldıktan sonra body atamasını sistem üzerinden yine gerçekleştirebiliyoruz. Body olarak görevlendirilen kişiye kimi body olarak verdiğimizi ve onboarding'in kendisine de body'nin kim olduğunun bilgilerini sistem üzerinden verebiliyoruz. Tüm bunları yaparken aslında hangi alt görevleri verdiysek bu alt görevler kısmında onları listeliyoruz. Bildirimler kısmında da istediğimiz zaman ve tarihlerde kişilere bildirimler gönderebiliyoruz. Yine aslında hepsi gördüğümüz gibi aslında Emir'in kısa kısa bahsettiği konulardaki şeyler var. İşte kurumla alakalı kurallar varsa süreçler, prosedürler. Bunları ek birer belge olarak paylaşabiliyoruz. Farklı tabii paydaşlarımız var. İşte IT'den bilgisayar kurulumuyla alakalı görevler buradan atayabiliyoruz. Body'den bazı görevler isteyebiliyoruz veya işte idari işlerden kişiye teslim edilmesi gereken şeyler veya işte varsa bir araç veya sipariş edilmesi gereken şeyler varsa onları idari işlerden isteyebiliyoruz. Gibi gibi aslında hani bu şekilde uzayıp gidiyor. Burada ortalama 20-30 arası toplamda görev. Bunun hani bir yarısı pre-boarding dediğimiz hani işe başlamadan önceki kısımda olsa en az bir 10 görev gibi görev sayımız oluyor aslında. Dolayısıyla hani yine dediğim gibi firmanın hangi işlerini buradan yapmak istediğine ve ne kadar dijitalleştirmek istediğine göre değişiyor. Çok kompleks senaryolar kuran firmalarımız da var. Daha basit tutan ve hani sadece bazı işleri buradan yapan firmalarımız da var. Her ikisi de aslında firmanın kendi işlerine göre makbul sayılabilir. Emir'e aslında o konuda katılıyorum. Hani olabildiğince işi basit tutmak en azından ilk aşamada daha yararlı ve faydalı olabiliyor. Ama hani sistem olarak baktığımız zaman daha hani bizim işimizi şu olsa çok kolay çözebilirdi. Buradan bir belge gelsin, ben o belgeyi buraya kaydedeyim, o belgeyi de IT'ye göndereyim, IT onaylasın, şuraya gitsin gibi daha kompleks işleri bile aslında istersek de kurgulayabiliyoruz buradan. Onu da yine söylemiş olayım. Çok özet geçtim. Normalde anlatması çok daha uzun sürüyor ama dediğim gibi Emir Bey de sağ olsun. Hani firma gözüyle değinmesi gereken birçok yere değindi. En son tekrar şeyle bitireyim. Bunu anlatıp kurgulaması gereken kişiler bir yere geldikten sonra aslında tüm bu içerik ve pipeline üzerinde akış tasarımını hep birlikte yapıyoruz. O noktada hani çok böyle hani biz SaaS tool'uz, işte bulut üzerine çalışıyoruz. Ürün budur, bu ürün tasarlayın gibi bir ilerleyişimiz de yok. Dolayısıyla aslında o noktada kafanızda oluşan tüm soru işaretlerinde hani demo sonrası aslında eğitim kısmında ve birlikte tasarım kısmında gideriyor oluyoruz genellikle. Bu Evet, her şekilde müşteri diyebilirim. bize bir iki account manager atıyoruz. Ve çoğu şeyde first contact kişisi olaraktan her türlü adını, her türlü sorunuzu da sizin maillerinize, telefonlarınıza cevap veriyorlar. Bu arada hakikaten bunu nasıl yaparız diye sorduğumuzda cevap alamadığımız hiçbir konu olmadı bugüne kadar. Bir kere daha teşekkür etmiş olalım Biz PeopleEye ekibine de teşekkür bununla ederiz. ilgili. Ben teşekkür ederim. Aslında bir yandan Emir Bey şey olarak da biz kullanmış olabiliriz. Yani o kadar bazen detaylı analizler yapabiliyor ki biz Emir Bey biraz bizim önde gelen bir şeyimiz olarak kullandık. Yani bizim de bazen fark etmediğimiz detaylı Evet. kullanımlar keşfettik. Bunu bu şekilde kullansam olur mu deyip olabilir aslında falan dediğimiz noktalar çok oldu. Çok teşekkür ederim bütün katılımcılarımıza. Görüşmek üzere herkese. Görüşmek Görüşmek üzere, üzere. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, bay bay.